Tarihi Kırkpınar 662. güreşler için Edirne'deyiz. Evet, şu anda yanımızda Körfez Belediyesi eski başkan yardımcısı Mehmet Şendoğan var. Hem ağanın akrabası, buraya gelen, Kocaeli'den gelen insanlara burada gerekli kolaylığı sağlıyor. Misafir ediyor, onları kalacak yerlerine ağırlıyor. Her zaman olduğu gibi güreşçilere destek veriyor. Bakalım neler söyleyecek. Evet Mehmet abi. 662.'si düzenlenen tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde pehlivanlar kıran kırana mücadele ediyor. Er meydanında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi pehlivanları da yer alıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski başkan yardımcısı, aynı zamanda Kırkpınar ağası Seyfettin Selim'in akrabası Mehmet Şendoğan er meydanında görevini sürdürüyor. Kocaeli'den Edirne'ye gelen misafirlerle özel olarak ilgilenen Mehmet Şendoğan, eşsiz atmosferi TV41'e anlattı. Tarihi bir gün yine. Evet. Neler söyleyeceksin abi? 662. tarihi Kırkpınar yarı güreşlerinin öncelikle pehlivanlarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese de teşekkür ederim. Özellikle ağamız bu organizasyona çok büyük destek ve önem veriyor. Dolayısıyla ağamızı çok teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. İşte burası böyle bir senede bir şölen alanı, güreş sahası, böyle bir kalabalık cürcüne gelip geçip gidiyor böyle işte. Ama Kocaeli'den gelenler hep sizi arıyor, sizi burada ağırlıyorsunuz. Yani bu yönden de çok mutlu oluyoruz. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Biz Kocaeli'yi seviyoruz, halkını seviyoruz, Kocaeli'leri seviyoruz. İşte bize de ağanın verdiği şeylerle, destekle beraber biz de onlara destek veriyoruz. Onlar işte burada geliyorlar, kalıyorlar, eğleniyorlar, mutlu oluyorlar, güreşleri seyredip gidiyorlar. Onlar için de bizim için de ayrı bir mutluluk oluyor. Ya şimdi deminden beri bakıyorum, yüzlerce Kocaeli'li burada. Elçin'e sağ olsun Mehmet abinin sayesinde biletlerimizi aldık, içeri gittik kadar mutlular. Ya işte biz de dediğim gibi ağadan destek alıyoruz, onun verdiği destekle beraber biz de onları mutlu etmeye çalışıyoruz. Evet, Mehmet abinin görüşleri böyleydi. Şu anda güreşler devam ediyor. Yarın inşallah buradan başarılı bir sonuçta çıkacağımızı umuyoruz. Şimdilik anlatacaklar bu kadar.